Minecraft parodileri şehrinde ıssız bir geceydi. Ali dışarıdan gelen garip sesler yüzünden gecenin bir vakti dışarıya çıkmıştı. Etrafı kontrol edip sesin kaynağını arıyordu. Tam etrafı kontrol ettiği sırada birdenbire ortadan kayboldu. Aynı saatlerde dilenci çocuk Hasan da dışarıdan gelen yabancı seslerin peşine düşmüştü. Koruması da dilenci çocuğun tehlikede olduğunu hissederek ortaya çıkmış ve ona eşlik ediyordu. Sesin kaynağını bulmakta kararlıydı. Sonra bir şey hissetti. Sonra önce dilenci çocuk, sonra koruması ortadan kayboldu. Gecenin ilerleyen saatlerini hiçbir şey anlamadan geçirdik. Sonra tabii ki de gündüz oldu. Sabah uyandığımızda evimizin arka bahçesinde 3 tane mezar bulduk. Mezarlardan biri Ali'ye, biri dilenci çocuk Hasan'a, diğeri de büyücüye aitti. Evet arkadaşlar, hikayemiz böyleydi. Gördüğünüz gibi Ali ve dilenci Hasan şu anda kayıp. Ama büyücünün mezarı ne alaka, onu ben de anlamadım. Bugün bu gizemi Kerem komiser ve Zengin'le beraber çözeceğiz. Kaç defa diyorum fakir, beni böyle korkunç şeylere çağırmayın ya, tırsıyorum. Ya Zengin abi, o kadar korkunç şey yaşadık, Allah Allah, sen de hala korkuyor musun? Merak etme fakir, bu gizemi de çözeceğiz. Bundan eminim Kerem komiser. Evet, ilk önce mezarı ben açacağım. Ve Ali'nin mezarına gireceğim, neler olduğunu bulacağım. Tamamdır, çok dikkatli ol. Başına bir şey gelirse hemen bizi ara. Evet fakir, hemen sesten seni çekeriz dışarı. Tamamdır sağ olun, ama bir şüphem var. Eğer bu mezarlar büyülüyse öyle sizi arayabileceğimi falan sanmıyorum. Biz yine de seni kontrol edeceğiz, merak etme. Tamam bakalım, hemen sandığı açıyorum ve işte kürek burada. Küreği alıyorum arkadaşlar ve kazmaya başlıyorum. Hazır mısın? Hop, şöyle tamam, bu da tamamdır. Hazır mısınız? Olamaz, bunun dibi gözükmüyor. İşte bundan bahsediyordum, korkunç diye. Hadi fakir, başarabilirsin. Başaracağım, merak etmeyin. Hazır mısınız arkadaşlar, gidiyoruz. Arkadaşlar aşağıya inmeden önce sizce bu mezarlardan en korkuncu hangisi olacak? Fikirlerinizi yoruma yazar mısınız? Ve tabii ki de o mezarın içinde benim güçlü olabilmem için enerjinize ihtiyacım var. Bu yüzden herkes hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Hadi in arkadaşlar, bana biraz güç gerekiyor. Ha, hissediyorum, evet başarıyorsunuz. İnanılmazsınız, işte böyle kendimi çok iyi hissediyorum. Ve aşağıya atlıyorum şimdi. Bekle korkunç mezar, ben geliyorum. Hop. Anneciğim, ha, neredeyim ben, bu da ne? Arkadaşlar... Bunlar dişe benziyor. Bu da dile benziyor. Bu da ne arkadaşlar, böyle bir tane ağzın içindeyim. Neler oluyor? Yok Kerem komiser, fakirden ses seda yok. Bu mezarlar gerçekten büyülüymüş galiba. Zengin, kendimi hissetmiyorum. Ağzımda bir şey var. Bu da ne böyle? Ne? Kerem komiser, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşlar birinin ağzının içindeyim ama neresi burası ya? Allah Allah. Şöyle bakayım, biz o mezardan nereye ışınlandık? Ha, bu da ne? Buradan gözleri görebiliyorum. Bunlar mavi gözler. Ulan yoksa Kerem komiserin ağzının içinde miyim? Hayır, bu mezarlar büyülüymüş. Oradan buraya nasıl ışınlandım ben? Neyse, şimdi yemek borusundan aşağı ineceğim. Kerem komiser, bu ne ya? Of, ey. Şuna bakar mısınız? Hemen inelim şöyle. Olamaz. İğrenç, iğrenç, iğrenç. Bu da ne böyle? Fakir dede, çıkar beni buradan, çıkar. Ali bekle, kurtaracağım seni, merak etme. Şimdi oraya geliyorum. Ah, ne oluyor lan, ne oluyor? Anneciğim oğlum geldi. Aa, vurma lan, vurma. Niye vuruyorsun? Ha, olamaz. Şimdi kürekle ağzına vurmaz mıyım seni? Hoppa, ben bu Hulk'u nasıl döveceğim arkadaşlar? Ali bekle, birazdan geliyorum. Al bakayım sana Hulk, al bakayım. Şunu da şöyle, şunu da al. Al bakayım, olamaz. He, bu da ne? Silah, ola Kerem komiser, silahımı yuttun. Al bakayım, tamamdır, uzaylı silahı. Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Hulk'u yendik resmen. Ali iyi misin Ali? Fakir dede, buraya nasıl geldi bilmiyorum. Çok tırsıyorum. Sakin ol, Hulk'u hallettim. Artık buradan çıkabiliriz. Peki biz şu an neredeyiz? Anladığım kadarıyla Kerem komiserin midesindeyiz. Nasıl oldu ben de bilmiyorum, sakın sorma. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Olamaz, bana bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Zengin, midem çok kötü. Bana bir şey oluyor. Kerem komiser, sakin ol, kendine gel, kendine gel. Olamaz fakir Ali. Ali'yi kurtarmayı başardım. Kerem komiser, inanmayacaksın ama midendeydim. Ne? Hayır, bu mezarlar gerçekten büyülüymüş. Ben de diyorum ki niye midem bulanıyor? Evet Kerem komiser, bu arada git bir mideni yıkattır çünkü içinden silah falan çıktı. Of, bundan sonra hastaneye gitsem iyi olacak.
Tamam akıllım, sıra bende. Çekilin kenarı ya. Kürek burada abicim, alabilirsin. Teşekkür ederim fakir, alalım hemen. Tamamdır. Hadi bakalım, umarım başıma çok kötü bir şey gelmez. Hemen şöyle kazalım. Bunu kazdık, bakıyoruz aşağı. Olamaz, burası tehlikeli bayağı. Çok dikkatli ol zengin. Bu mezar seni nereye ışınlayacak bilmiyoruz. Evet, umarım nedir'a falan gitmem. Hadi bakalım, hoşçakalın hop. Olamaz. Ha, nereye geldim ben arkadaşlar? Burası neresi? Lan ne oluyor? Olamaz. Kim bunlar? Serseriler, ne vuruyorsunuz? Oh, Hasan merak etme, geldim lan. Defolun gibi, olamaz arkadaşlar. İki kişiye tek nasıl mücadele edeceğim? İşte bir elmas kılıç, hemen alayım şunu, şöyle gel lan buraya. Hop, al bakayım Sertem. Al bakayım, bir senle al bakayım, bir senle şunu al. Hop, şunu da alayım, şimdi mahvettim sizi. Hop, al bakayım, tamamdır, birincisi, ikincisi de. Olamaz, iki kişi üstüme saldırdılar. Zengin amca, seni gördüm ve çok sevindim. Son anda kurtardın beni. Hasan, burası da neresi? Ne oluyor burada? Sen buraya nasıl geldin? Daha da önemlisi, ben mezardan buraya nasıl düştüm? Şuna bak, her yer kapalı yani. Ben de anlayamadım zengin amca. Gece bir takım sesler duydum. Onların peşine düşmüştüm. Ondan sonra da gözümü bir açtım. Bir baktım ki buradayım. Çok ama çok tıstım. Tamam, sakin ol. Her şey düzelecek. Ben buradayım. Benim anlamadığım bunlar da ne? Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor, bir şeyler planlıyorlardı. Evet, Ayalay'ın da konuşurken duydum. Şeyi yok etme planlayı falan vardı. Of, yine mi ya? Ama bunları serseriler yapamaz. Çünkü onların beyinleri buna yetmez arkadaşlar. Onlar tam bir sersem yani. Sizce bunun arkasında kim vardır? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Hadi bakalım Hasan, gidiyoruz. Hazır mısın? Bir an önce kurtulayım buradan. Tamamdır. Hadi bakalım. Umarım bu düğme bizi bir an önce geldiğimiz yere ışınlar. Hop. İşte geldik. Zengin abicim, sağ salim gelebildiniz. Hasan iyi misin? Evet ayı, şimdi iki iyiyim. Ama çok tıstım, orada serseriler beni esiyaydı. Ve zengin amca yetişmeseydi neredeyse şeyi yok ediyorlardı. Ne, nasıl yani zengin? Uzun hikaye fakir, sonra anlatırım. Hadi Kerem komiser, şu korkunç büyücüyü de bir an önce hallet, al bakalım. Şey tamam da benim biraz işim var, yarın gitsem olur mu ya? Ne? Anlaşılan birileri korkmaya başlamış. Yok ya, ne korkması, korktum falan yok. Hadi o zaman Kerem komiser, mezar seni bekler. Of tamam, giriyorum. Evet bakalım, şimdi sıra bende. Bakalım büyücü ne işler çeviriyorsun, hemen şöyle kazalım. Hop şunu da şöyle, ben gidiyorum, bir isteğiniz var mı? Dikkatli ol Kerem komiser, yaratıklara yem olma. Sağ ol fakir, çok güzel destek veriyorsun, Allah Allah. Ya hazır mısınız arkadaşlar, gidiyoruz yanımdan, sakın ayrılmayın. Hadi bakalım hop. Neredeyim ben, nereye geldim? Burası da neresi? Arkadaşlar tünel gibi bir yere geldim. Hayır, şuna bakar mısınız? Bir tane mum ya. Of, iskeletler de var. Her tarafta lavlar var. Bir kral tahtı. Bunun ne işi var burada? Büyücü burada mısın? Sana sesleniyorum. Ne işler karıştırıyorsun büyücü? Anneciğim olamaz. Gel Kerem komiser, gel. Demek tüm bunlar senin başının altından çıkıyordu, öyle mi? Evet. Ama siz sersemler olmasaydınız planım işleyecekti. Ali ile Hasan kurtulduğuna göre elimde sadece sen kaldın. Bana zarar veremeyeceksin, tamam mı? Seni doğduğuna pişman edeceğim. Sen öyle san. Nereye kayboldun? Nereye kayboldun? Alo neredesin? Alo nereye kayboldun? Of, büyücüyle nasıl dövüşeceğim? Elimde sadece kürek var ya. Ben şimdi nasıl bulacağım bu büyücüyü? Buradan nasıl çıkacağım? Neredesin lan büyücü? Neredesin diyorum sana, Allah Allah. Anneciğim. Hayır olamaz, olamaz. Al bakalım, al bakalım. Lava düştü. Tamamdır. Arkadaşlar gördünüz mü? Kürekte ağzına bir vurdum, lava düştü. Sersem lavın oraya ışınlandı. Tam bir sersemmiş bu. Hadi bir an önce buradan gidelim. Büyücü yaptığı hatanın bedelini ödedi arkadaşlar. Bizim de buradan bir an önce çıkmamız lazım. Etraf dinamitlerle falan dolu. Şuraya bakar mısınız? İskeletler, dinamitler, ondan sonra mumyalar. O TNT de varmış, her şey var burada. Burada bir merdiven var. Bakalım, olamaz. Burası nereye gidiyor böyle arkadaşlar? Ama burası çok tanıdık geliyor burası bana. Allah Allah, hemen çıkalım şuradan. Mezarlığın oraya geldik. Hemen gidiyoruz. Fakir, galiba Kerem komiser başaramadı. Hayır zengin, başaracak eminim. Evet Kerem komiser başarır mutlaka. Çekilin yoldan, ben geldim. İşte buradayım, başardım o büyücüyü, alt ettim. Kürekle ağzına bir vurdum, tamamdır, lava düşürdüm onu. Kerem komiser, bir mezardan girdim, başka bir yerden geldim, neler oluyor? Sormayın, zaten kafam çok karışık, beni saçma sapan bir yere ışınladı. Ama büyücüyü yenmeyi başardım.
Tamamdır, tüm gizemi çözdük. Evet arkadaşlar, gizem çözüldü. Tüm bunlar o büyücünün başının altından çıkıyormuş. Mezarların hepsine girerek oraları temizledik. Bize destek olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Videoyu sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bye bye.